Efendim herkese günaydınlar. İlk seans yayınımıza hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Artık yılın son işlem günündeyiz. Bugünü, bu yılı son işlem günüyle birlikte kapatacağız inşallah. Evet, baktığımızda an itibariyle Viyop'ta yatay bir seyir vardı. Yatay seyir pozitife döndü. %0,59'luk yükseliş var. Dünya piyasalarının bugün büyük bir kısmı kapalı. Çok soru geldiği için tekrar hatırlatayım. Bugün seans tam gün işlem görecek. Yarım gün olduğunu çünkü düşünenler var. Fakat yılbaşı nedeniyle bu akşam seansı olmayacak. Bugün aynı zamanda bildiğiniz gibi vade sonu olduğu için bugün piyasada volatil bir seyirde izleyebiliriz. 2052 puanla %0,61'lik yükseliş var Viyop'ta. Dünün rakamlarını hatırlayalım o zaman. 1863 puandan kapattık endeksi. Dün endekse bir satış geldi. Bildiğiniz gibi dün konuşmuştuk. Endeks 8 günlük ortalamanın üzerinde kapattı. İkinci gün teyidini alabileceğiz mi dedik? Alamadık. Bugün baktığımızda 8 günlük ortalamamız 1898 puandan geçiyor. Bunu hatırlatalım. Nerede kapattık dedik endeksi? 1863 puan seviyesinden kapattık dedik. Özellikle dün piyasada ulaştırma endeksine satışlar vardı. Ulaştırma endeksindeki satışların nedeni de aslında havacılık sektörüyle ilgili bir haber akışıydı. Fakat bu varyantla ilgili haber akışı daha sonradan yalanlandı. Bunu da hemen hatırlatalım ve öyle başlayalım isterseniz. Şimdi ulaştırma tarafında satışlar vardı dedik. Dün baskılı bir hareket vardı. Endekste günlük işlem hacimlerinde Garanti Bankası Ereğli ve Sasa paylarını takip ettik. Zaten endeksi aşağı çekenlerde Ereğli, Turkcell, BİM, Türk Hava Yolları, Şişe gibi paylar vardı. Yukarı çekenlerde ise Tofaş, Sasa, Hektaş, Aksa, İşmenkul değerleri takip ettik. Evet, bununla birlikte dönelim dolar Türk lirası cephesine. Biraz daha zaten teknik görünümünde değerlendiriyor olacağız. Dün dolar Türk lirasında da volatil bir seyir vardı. An itibariyle yılın son işlem gününde kurda 13 seviyesinin üzerindeyiz. 13'ten geçiyor burada işlemler. Euro Türk lirasında alalım ekranlara. 14.87'yiz. Euro Türk lirasında da bu arada aşağıda 14.76'yı gördük. Yukarıda 15.12 seviyesini test ettik. Sepet kur 14 seviyesinin üzerinde. Gram altın fiyatları 767 TL seviyesinde. Burada bir miktar ons altına bir kıpırdanma var. Birazdan onu da konuşuyor oluruz zaten. Dönelim birazcık pariteleri. Dolar endeksi 96 seviyesinin üzerinde sakinliğini koruyor. Euro dolar paritesi 1.13.12. Pound dolar 1.34.99. Dolar yani 115,12 ve dolar İsviçre frangı ise 0.91.45 seviyesinden işlem görüyor diyelim. Asya seansına dönelim. Burada birçok endeks kapalı. Çin Şangay Kompozit %0,54 kadar yukarıda. Hindistan'ın Sensex'i ise %0,79'luk yükselişe işaret ediyor. ABD tarafına baktığımızda burada korku endeksi 17.33 seviyesinde minik bir yükseliş gördük. Vadelilerde an itibariyle negatif bir seyir var. Dow Jones vadeli %0,15, Nasdaq vadeli yine aynı şekilde %0,15 kadar. Şu aşağıda S&P 500 vadeli ise %0,14 negatif seyrediyor an itibariyle. Tahvilleri konuşacak olursak içeride tahvil faizimiz %22,78 seviyesinde. ABD'ye baktığımızda ABD 2 yıllıkları %0,73 seviyesinde, 10 yıllıklar %1,51, 30 yıllıklar ise %1,91 seviyesinde. Bununla birlikte sıkça içeride Borsa İstanbul yabancı takas oranı da soruluyor. Baktığımızda dün bugüne kadar tarihin en düşük seviyesini test ettik. Hala oralardayız, %40,63 seviyesindeyiz yabancı takaslarla da. Onu da hatırlatalım. Onu hatırlatırken hızlıca bir Türkiye'nin CDS risk primine de yılın son işlem gününde bakacak olursak CDS'imiz an itibariyle 553 puan bas puan seviyesinde. Bunu da söyledikten sonra hızlıca bir kıymetli metalleri de tarayalım Borsa İstanbul'u açmadan önce. Evet, ons altında bir kıpırdanma var dedik. Güzel bir pullback yaptı. Tekrardan kendini 1818 dolar seviyesine kadar getirebildi. Böylelikle gümüşü de 23 doların altından aldı. 23 doların üzerine getirdi. Palladium burada baskılı ama şunu unutmayalım. 1800 dolarda hatırlayacağınız üzere palladium ve ons altının fiyatının eşitlendiğini konuşmuştuk. Şu an bir miktar negatif bir fiyatlama olsa da ons altının üzerine bir performans sağladı o fiyat birleşmesiyle birlikte. Platin 968 dolardan işlem görüyor. Bakır fiyatları bugün bir miktar baskılı.
Petrol tarafına baktığımızda orası ise tekrardan 80 dolara yakın bir fiyatlama içerisinde 79,34 ki 79,5 dolarları da gördük bugün. Burada da %0,42'lik prim görüyoruz. Bu primle birlikte hazır petrol demişken hızlıca bir hatırlatma da yapalım. 31.12.2021 yani bugünden geçerli olmak üzere benzine 68 kuruşluk zam geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Onu hatırlatıp endeksi açalım efendim. %0,22'lik yükselişle açıyoruz endeksi. 1867 puan seviyesinden. Şöyle bir BIST 30'u tarayacağım birazdan ama alt endekslere baktığımda bugün bankacılık endeksi güne %0,10 aşağıda negatif başlıyor. Sanayi %0,16 primli, holding %0,20 primli. Dün ulaştırma tarafında gelen haber yalanlandı dediğimiz için burada uçuş yasakları ile ilgili bir haber vardı bildiğiniz gibi. Bugün ulaştırma tepki veriyor %0,74 kadar yukarıda diyelim. Evet. Alt endeksleri konuştuk. İsterseniz BIST 100'ü alalım ekranlara. Bugün TAV Havalimanları'nı görüyoruz. %1,61'lik yükselişle BIST 30'da. Onu Pegasus, Gübre Fabrikaları, Türk Hava Yolları gibi hisseler takip ediyor. Negatif tarafta Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Sasa, Türk Telekom, Vakıf Bankası gibi hisseler var. Birazcık daha BIST 30'u BIST 100'e genişlettiğimde burada yine TAV Havalimanları'nın ilk sırada olduğunu görüyorum. İŞGEO, Kordsa logoyu da buradaki listeye Şekerbank, Enka İnşaat, İş Finansal Kiralama ile birlikte ekleyebilirim. Evet, isterseniz gününe çıkan başlıkları diyelim. Şimdi gününe çıkan başlıklarını da hızlıca bir göz gezdirdikten sonra zaten strateji Selçuk Gönençler bizlerle olacak. Evet, Türkiye'deki vaka sayılarını konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de vaka sayılarında ciddi bir artış var. Bu artışla birlikte neredeyse 40 bine ulaşan rakamları konuşuyoruz. Tabii burada 39 bin, 36 bin olarak yazmış yanlışlıkla arkadaşlar ama 39.681 kişi 40 bine ulaştık sayılır ve bu zaten vaka artışı ile birlikte yeni önlemler alınacak mı? Gündemimizde de bu olacak. Türkiye'de Covid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 139 kişi. Burada artan vaka sayılarına karşılık ölüm oranlarının artması bir miktar en azından sevindirici oldu diyebiliriz. Altın cinsinden mevduat hesaplarının dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına tevfikat oranı %0 olarak uygulanacağı açıklandı. Bugün aynı zamanda birçok soru geldi. Özellikle döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde her gün Merkez Bankası tarafından saat 11'de kur belirlenmesi uygulamasının kaldırıldığı haberi. Bunun detaylarını birazdan değerli konuklarımızla da değerlendiriyor olacağız. Dün Biden ve Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Az önce petrol fiyatlarını verirken ifade etmiştim. Bugün bu gece yarısından itibaren benzin 68 kuruşluk pompaya yansıyacak şekilde zam yapıldığını da görüyoruz. Bugünden itibaren diyelim, hatta gece yarısı da değil, 31 Aralık olarak belirtildi tarih. Evet, strateji Selçuk Gönençler'e dönelim şimdi. Yılın son yayınını yapıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Pelin Hanım, hoş bulduk. İnşallah herkes için güzel bir kapanış olur diyeceğim önce Borsa İstanbul tarafında. 1867 puandan açtık şu an endeksi. Bir önceki gün 8 günlük ortalamanın üzerinde kapatmıştık. Şunu da hatırlatayım, ben ilk defa, daha doğrusu uzun bir süredir üstsel ve basit ortalama arasındaki farkın bu kadar açıldığını görüyorum. O da piyasadaki oynaklıktan ve hesaplama yönteminin farkından kaynaklanıyor. Onu hatırlatalım. Siz basit bakıyorsunuz, mesela ben üstsel bakıyorum ama makas açık. O yüzden şimdi sormak istediğim, bir gün kapanış aldık ama 2 ve 3. teyide ihtiyacımız var mı? Dünkü satış bir teyit miydi yoksa tekrardan 8 günlük ortalamanın altına bir dönüş sinyali miydi size göre endekste? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, tabii siz üstsel bakıyorsunuz. Basit baktığımız zaman aslında dün de ikinci kapanışı almış gibi duruyoruz ama. Bize göre mesela altında oldu işte, orada bir karışıklık oldu evet. Şimdi şöyle bir durum var. Üstündeyiz. Bu bir miktar iyimserliğin devam etme ihtimalini masada tutuyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu 8 günlük ortalamanın üstünde 8 günlük ortalamadan yukarı doğru uzaklaşamıyoruz. Yani bir güçlenme, bir momentum alamıyoruz. Bu anlamda bugün haftanın kapanışı, özellikle biz bunu kabaca 1860 olarak yuvarlarsak sanki daha sağlıklı olacak gibi. Peki. Haftanın kapanışı, hem cuma günü kapanışı, hem haftalık kapanışı, hem de yıl kapanışı anlamında
1863-1860 bölgesinin üstünde kapanışlar son derece önemli olacak önümüzdeki hafta için. Eğer biz bugün yabancıların aldığını düşünürsek, 1860'ların üstünde kapanış alabilirsek, önümüzdeki hafta veya bugün gün içinde 1800'lere doğru temkinli bir yukarı hareket görebiliriz. Burada neden temkinli bir hareket diyorum? Bunu salı günü yayında anlatmıştım. Hı hı. İşte bu tahvil faizlerindeki bir miktar beni rahatsız eden bir durum var. Amerika tarafında hala önemli dirençlerin üstüne hala geçemedik. Dolayısıyla 1860 üstünde kaldığı sürece 1891'lere doğru piyasayı temkinli bir şekilde yukarı okuyabilir yatırımcılar. Burada risk şu anda ekranlarda görülen 8 haftalık ortalamanın da 1860'lardan geçtiği düşünülürse 1860'ların üstünde kalmasını göreceli olarak temkinli iyimser okumaya devam edeceğiz. 1860'ların altında günlük kapanışın aynı zamanda da bir haftalık kapanış olacağı için bu önümüzdeki hafta için 1810-1770'lere doğru bir olumsuzluk sinyali olacaktır. Peki burada yatırımcı ne yapmalı? Burada yatırımcı kendine 1860 seviyesini, kabaca 1860 seviyesini pivot seviye olarak kaydetmelidir. Bunun üstünde kaldıkça kısa vadeli modlarını temkinli de olsa fazla pozisyon ağırlıkları olmadan bakın. Tamam mı? Çünkü bu tip kararsız piyasalarda illa yukarı oynamayı tercih eden yatırımcılar varsa bu bir tercihtir. Fakat tavsiyemiz her zaman aldıkları ağırlığın altında ağırlıklarla pozisyon taşımalarıdır. En azından 1860'lar kırılırsa zarar maliyeti düşük olur. Bu anlamda 1860'ın üstünde kaldıkça 1891'lere doğru piyasayı temkinli yukarı okuyacağız. 1860'ların altında saatlik kapanışların başlaması, bunu günlük kapanışla da onaylamamız demek, 1810-1770'lere doğru yani bu hafta yaşadığımız tepki sürecini net bir şekilde bitirecektir. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Kur ve borsa korelasyonu, çünkü kur 13.30 seviyesine geldi. Mesela dün yukarı yönlü bir hareket görsek de endeksi arkasından sürükleyemedi. Yavaş yavaş bu korelasyon kopuyor mu, yoksa bir iki günlük bu korelasyonun çalışmıyor olması artık bittiği anlamına gelmiyor mu demek lazım? Şimdi Perin Hanım, bu 1300'den 2400'e çıkarken ki tam korelasyon tepede bozulduktan sonra 2-3 gündür böyle dolar TL'den hala beslenmek isteyen bir borsa görüyoruz. Hı hı. Tamam, yani bunu külliyen bitti diyemiyoruz. Fakat bunu bir yüzdesel denklem haline getirirsek bu %100, yani 1300'den 2400'e çıkarken ki %100 korelasyon şu anda %60 %70'lere düştü. Bunun iki sebebi var. Birincisi, BIOB tarafında vade sonu olduğu için makaslar açıldı. Buralarda bir denge, bir vade sonu pozisyon kapama ayarlamalarından dolayı bu denklem birazcık şu anda terste çalışıyor olabilir. Bugün kapanıştan sonra bu refleksin devam edip etmeyeceği denklemini biz pazartesi salı daha sağlıklı göreceğiz. Çünkü bugün yıl sonu kapanışları olduğu için bazı kontratlarda oynaklık son derece yüksek olabilir dolar TL'ye paralel veya paralel olmayacak şekilde. Bu sorunun cevabını biz pazartesi salı daha sağlıklı alacağız. Çünkü vade sonu olduğu için. Ama ben şunu iddia ediyorum. 2400'e çıkarken de söylemiştim. Bu korelasyon bir süre daha devam edecek olsa dahi bu korelasyonun bitişi dolar TL ile değil borsayla olacaktır. Ki ilk zaten atağı da borsada gördük. Dolardan önce borsada aslında bir aşağı yönlü hareket görmüştük. Bunu da hatırlayalım mutlaka. Bunun sebebini uzun uzun başka bir yayında anlatırız. Önemlidir. Peki.
Ama şu anda zaman kısıtlı. Şimdi 1862'yi gördük dediğiniz gibi endekste. Oradan bir alım geldi. Hızlıca 1875 seviyesine attı endeks kendini. Bunu hatırlatalım. O zaman dönelim buradan. Şimdi biraz da dolar Türk lirası tarafına bakalım. Dolar Türk lirasına çünkü 13.32'ye geldik. Burada önemsediğiniz bir seviye vardı. Salı günü de yayında söylemiştiniz. Bana da şimdi birçok soru geldi. İşte 12.60 seviyesi, 12.50-60 bandının üzerinde kalıcılık sağladık 2 gündür. Doğal olarak yön yukarı diye okuyabilir miyiz dolar Türk lirasında diye teknik anlamda sorular geliyor. O zaman bir dolar Türk lirasına bakmak gerekiyor şu an. Evet. Salı günkü yayında grafiğimiz haftalıktı. Hı hı. Ben bugün 12.57'lerin üstünde ikinci gün kapanışı gördüğümüz için grafiği günlüğe çevirerek Fibonacci'mizi çevirdim. Çevirdiniz. Hı hı. Bu anlamda evet, çevirmemizin nedenini de yatırımcılara finansal okuryazarlık anlamında anlatalım. Bir, iki, ana şablonda 18'lerden beri oluşan düşüş, 18'lerden beri oluşan düşüş 10.30, 11.30 için denge bandı olacak demiştik. Bu denge bandını onayladı ve 12.50'lerin üstüne geçerek net söylüyorum 18'den beri oluşan düşüşünü bitirmiştir. Bundan sonra olası geri çekilmelerde 12.50, 12.10 bandı destek bölgeleri olarak takip edilecektir. 12.10, 12.50 destek bölgelerinin altına inilmesi durumunda 10.30, 11.30 bölgesinde çok kuvvetli alıcıların olma ihtimali kuvvetli bir şekilde devam edecektir. Hani 12.50, 12.10'ların altına inersek ne olacağını bilelim diye söyledim. Tamam. Lakin 12.10, 12.50'lerin üstünde kaldığımız sürece 18 tepesi ve 10.20 dibinin 61.8'i 14.30'dan düzeltiyorum 15.20'den geçmektedir. Dolayısıyla 12.10, 12.50 üstünde kaldığımız sürece dolar TL kısa vadeli yeni hedefi 15.26 olacaktır. 15.26 hedefine fokuslu bir trader varsa 12.50, 12.10 seviyesini kısa vadeli pozisyonlar için iş süren stop loss, 10.30, 11.30 bölgesi ise orta vadeli kuvvetli destek bölgeleri olarak okunabilir. Burada dolar TL için en büyük risk Fibonacci 61.8 15.26 seviyesinin geçilmesiyle tetiklenir. Hı hı. Bu anlamda 15.26'nın geçilmemesini ümit ediyorum. Yani geçilmez demiyorum bakın. Bir vatandaşlık söylemi yapıyorum. Geçilmemesini ümit ediyorum. Çünkü geçilmesi teknik olarak hoş olmaz. Hoş olmaz diyorsunuz. Peki bu arada o zaman geçtiğimiz direnci artık destek olarak da kabul edeceğiz diyebiliriz. Yani aşağıda bizim izleyeceğimiz seviye artık 12.60, doğru mudur? Tabii 12.60, 12.12 majörde kısa vadeli desteklerimiz. Hı hı. Bu destekler kırılmadıkça 18.10 düşüşünün yarı yolu olan 14.30 ara hedef, 15.26 kısa vadeli ana hedef olacaktır. 10.30, 11.30 ise orta vadeli, tabiri caizse son derece kuvvetli destek bölgesi olmaya devam eder bir geri çekilme olursa. Bir geri çekilme olursa diyorsunuz. Bu arada Merkez Bankası'nın 3. müdahalesi açıklandı. 687 milyon dolar. Burada 3. müdahale gerçekleşti. Çünkü 15 gün sonra açıklanıldı bu rakamlar bildiğiniz gibi. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bakın, o müdahalelerin etkisinin anlamsız olup 18'e gittiğini gördük. Orada Cumhurbaşkanımız bir müdahale yaptı. Ben bugünden bir şart düşeyim. Tamam. Grafik teknik, çok açık. Evet. Dolar TL 12.12, 12.56'nın üstünde kaldığı sürece boşuna müdahale etmesinler. Ki burada o zaman şunu mu izlemek lazım? Yani kur korumalı TL mevduatlara bir yönelim olacak mı, olmayacak mı? Yani kurdaki bu geri çekilme hane halkı tarafından alım fırsatı olarak mı değerlendiriliyor? Yoksa bu yeni uygulama hane halkını ikna edecek mi? Bence asıl mesele burada aslında. Oradaki meselenin cevabını dün göreceli olarak aldığımızı düşünüyorum. Geçen haftanın rakamları olarak. Hı hı.
geçen haftanın rakamlarında brütte erime var Merkez Bankası'nda. DTH'larda da artış var. Sanırım herhalde o konunun cevabını rakamlar bize veriyor. Peki burada hızlıca aslında sizi göndermeden ben ons altın tarafını da sormak istiyorum. Çünkü burada 1819 dolar seviyesine tekrar geldik. Şimdi hangi seviyeyi takip edelim? Çünkü bir geri çekilme yaşadık ama bunu teyit olarak mı okumak lazım ons altında? Pelin Hanım, salı günü biz sizle yayını yaptıktan sonra 1790'lara doğru falan bir geri çekilme oldu. Hı hı. Şimdi ben yayın için altın grafiğini atmadım ama bu geri çekilme çarşamba günü, salı günü yayında gösteririz, müthiş bir pullback oldu. Bu anlamda altının onsunda kısa vadeli traderlar mevcut akımı 1797'lerin üstünde kalmaya devam ettiği sürece 1830-1847 hedefiyle yukarı yönde takip etmeye devam edebilirler. 1830-1847 hedeflerine fokuslu bir kısa vadeli trader için 1797 seviyesi kuvvetli bir destek seviyesidir, pivot referans seviyesidir. 1797'yi yatırımcılar, özellikle kısa vadeli yatırımcılar, kendilerine bir konfor sahası yaratmak için kullanabilirler. 1797'nin üstünü 1830-1847, hatta üstüne doğru uptrade, 1797'nin altında saatlik kapanışların başlamasını ise majör traderlar, kısa vadeli traderlar bir savunma sinyali olarak okuyabilirler. Peki paralel bir görüntüyü o zaman gümüşte de görebilir miyiz? Ons altın bu arada 1820 doların üzerine kalıcılık sağlayabilip de eğer 1847-50 bandına doğru yönelirse? Tabii. Altın 1797, gümüş eşittir 22.40 dolar gibi bir korelasyon denklemi içinde okuyabilirler. Bu da şu demek, gümüşte kısa vadeli 22.40 dolar destek seviyesidir. 22.40'ın üstünde kaldığı sürece 24.80'lere doğru fiyat yukarı yönde evrilmek istemeye devam edecektir. Burada risk özellikle kısa vadeli traderlar için 22.40'ların altına inilmesiyle oluşur. Orta vade söyleyecek olacak olursak da 21.5 dolar kırılmadıkça gümüşte orta vade korkuya mahal yoktur. Peki şimdi hem ons altın hem de doları birlikte konuşunca haliyle ikisinde de sanki şu an için yön yukarı gibi görünüyor. O yüzden bu gram altın yatırımcısı için, özellikle yüksek maliyetli gram altın yatırımcısı için bir avantaja dönüşebilir mi? 776 TL. Tabii yani gram altın içinde dolar TL'ye paralel seyir önemli. Gram altın yatırımcısı şuna baksın Perihan Hanım, bakın. Dolar TL 12.10, 12.50'nin üstünde kalmaya devam ediyor. Eğer bu taban çalışması bu fiyatın üstünde oturma devam ettiği sürece gram altında kısa vadeli hedefi 832, orta vadeli hedefi ise 920'ye geri dönüş şeklinde okuyabilirler. Burada önemli olan şey şudur, salt bir şekilde 12-12, 12-50 destek bölgesi aşağıya kırılmadıkça gram altında kısa vadeli hedefi 8.32 olarak okuyabilirler. Şimdi sizi salıya kadar görmeyeceğiz. O zaman ben hızlıca bir, çünkü sosyal medyadan da gelmiş Selçuk Hocam, kısaca bir Bitcoin yorumu da yapar mı diye. 47 bin doların üzerinde bir fiyatlama var. O zaman size veda etmeden bir BTC yorumu da almak isteriz. Evet, Fibonacci 78.6'mız 45.900'lerden geçiyor. Kabaca 61.8'lerimizde kabaca 50.700 galiba, sanıyorum yanılmıyorsam. Dolayısıyla Bitcoin 45.000 ile 50.000 bandında haftalardır bir konsolidasyon yaşıyor. Bir akümülasyon dönemi yaşıyor. Yani bu 39.000, 68.000 çıkışını 78.6, 45.900'lerin üstünde, dikkat, zayıf ve güçsüz de olsa desteklemeye devam ediyor. Burada Bitcoin'de kısa vadeli traderlar 45.900'lerin üstünde kalmasını olumlu taraftan okumaya devam edebilirler. Fakat 45.900'ün altında bir kapanış almamız durumunda maalesef, her ne kadar uzun vadeli son derece iyimser olsam da, kısa vade için 39.000 dolar riskinin tetiklenebileceğini
pozisyonlarında doğru yönetmelidirler. Dolayısıyla 45.900 kırılmadıkça Bitcoin'de 50.700'lere doğru atak ihtimalleri masada ve sıcak kalacaktır. Burada önemli olan, hocam 45.900 çalışıyor da bir türlü yukarı gidemiyoruz diyenlere cevap, 50.700'lerin üstünde kapanış alamıyoruz. Burada önemli bir Fibonacci direnci var. Bu kapanışı alırsak hem 78.6 desteğinin çalıştığını teyit edeceğiz, hem de 54-57'lere doğru daha böyle gönül rahatlığıyla, daha böyle ne derler, teyitli bir şekilde yukarı gideceğiz. Dolayısıyla 45.900-50.700 bandını temkinli bir şekilde okusunlar. 45.900'ün altında bir miktar savunmaya geçsinler. 50.700'ünde de oh tamam rahatladık, biraz yukarı doğru yollanmaya başlayabiliriz şeklinde okuyabilirler. Evet Selçuk, Gönenşer, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Şimdiden iyi yıllar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim Perihan Hanım. Bizi seven, Eko Türkiye izleyen, yaptığımız analizlerde bizleri hep takip edip destek veren tüm kıymetli yatırımcılara 2022 yılında huzur, mutluluk, sağlık ve gani gani bereketler diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Evet, buradan Aydın Eroğlu'na dönelim. Aydın Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar Perihan Hanım. Ben de Selçuk Bey'in bıraktığı yerden devam ederek başlayayım hemen. Sözümüzü sonra bir daha kesmeyelim. 2022 bütün halkımız için, tüm izleyenlerimiz için, tüm aileleriyle ve sevdikleriyle sağlık başta, çok huzurlu, mutlu ve bol kazançlı geçsin diliyorum. Size de iyi yayınlar şimdiden. Sağ olun. Şimdi döviz ve altın hesaplarında bu katılım hesaplarına dönüşümde her gün Merkez Bankası tarafından açıklanan bir kur vardı. Saat 11'de açıklanıyordu. Bunun kaldırıldığı açıklandı ve buna ilişkin çok fazla soru geliyor bu sabah. Ne anlam ifade ediyor diye. Ne düşünüyorsunuz? Neden böyle bir hamle yapılmış olabilir Aydın Bey sizce? Yani bir söz vardır, atı sözü, kervan yolda düzülür diye. Biz önceden planlamadığımız için maalesef bir takım şeyleri yine tepkilere göre yolda işte programlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda netlik yok. Merkez Bankası'nın da, işte hazinenin de, işte efendim maliyenin de, ekonominin de başında bulunan insanlar da muhtemelen. O yüzden daha sonra Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre açıklanacak, kur dikkate alınacaktır denmiş. Bu tarz belirsizliklerin hepsi ilk söylenen şeylere daha sonra uymadığımız zaman Perihan Hanım, bunların yansımaları piyasalarda tedirginlik ve olumsuzluk olarak geliyor. Merkez Bankası politikalarında bunu yaşadık. Aynı şekilde en son açıklanan kur garantili mevduat faizi hesabında işte hane halkından koşa koşa satışlar geldiğini söyledik. Fakat dün Merkez Bankası bilançosunun açıklanmış rakamlarına bakınca hane halkında 136 milyon dolarlık bireysellerde bir satış, ama onun haricinde tüzellerde 1.6 milyar dolarlık alım gördük. Döviz tevdiat hesaplarının da 238.9 milyar dolara yükseldiğini gördük. Yani azalmak yok, tam tersi yükseliş var. Merkez Bankası rezervlerinde ise netinde, brütünde, swap haricinde hepsinde olumsuz yönde rakamların işte oluştuğunu gördük. İşte bunların hepsi bizim şu anda bu tabloyu yaşamamıza neden oluyor. Piyasayı tedirgin ediyoruz. Yapmak istediğimiz şeyler de amaçlarına maalesef erişmediği gibi olumsuz etkiler de bu sefer daha da yüksek olabiliyor Perihan Hanım. Peki o zaman aslında burada biraz zamana mı ihtiyacımız var? Yani burada en kısa çünkü süre olarak, çünkü 3 ayı baz aldığımız için burada asıl çözülmeyi belki 3 ay sonra mı göreceğiz? Burada birazcık zaman geçmesini mi bekleyeceğiz? Bir haftada karar vermek doğru mu? Birinci kısım bu. İkincisi de geçtiğimiz haftaki satışı o zaman ya da kurdaki hareketin nedeni Merkez Bankası'nın müdahalesi gibi görünüyor rakamlara baktığımızda. Bu konuda ne düşünüyorsunuz peki? Evet, tablo onu gösteriyor. Yani Merkez Bankası net rezervi 12.2 milyar dolardan 8.6 milyar dolara inmiş. Swap hariç net rezerv ise bir önceki hafta eksi 46.7 milyar dolar iken işte bu son haftanın verisi eksi 55.7 milyar dolara çıkmış. Yani eksimiz daha da büyümüş swap hariç. Şimdi böyle bakınca biz müdahale kamudan gelmiş gözüküyor. Bu tablo böyle olduğu takdirde tabii uygulamaya aldığımız faiz kur modeli sıkıntılı başlamış oldu.
Şimdi burada biz neyi görmeye çalışacağız? Kurun bunu ne derecede işte tepkisel olarak karşılayacağına bakacağız. Eğer kurda 13.43-13.50 seviyelerini biz yukarıya geçmeden buradan yeniden 12'lere, 12'lerin altına doğru inip 12.5'ları bir ortalama nokta olarak, seviye olarak kabullenmeye başlar da oynaklık fiyat aralığını azaltabilirsek sonrasında döviz tevdiatlardan kur garantili mevduata dönüşler başlayabilir. Ama şu anda gördüğüm benim maalesef yeterli bir başlangıç yapmış durumda değiliz Perihan Hanım. Endişeler sürmeye devam ediyor. Tabii ki programların hepsi için orta vadeler daha doğrudur. Lakin güvenilirlik kısa vadede kendini hemen gösterir. Şu anda açıklamaların tersi gelişmeler olduğu için piyasa çok işte güvenle yaklaşmıyor diye görüyorum ben. Peki dünkü verilerle yine devam edelim. Şimdi bu sefer yabancı kısmına da baktığımızda hisse senedi tarafında 570 milyon dolarlık bir çıkış var Aydın Bey. Hatta yabancı takası tarihi düşük seviyelere geldi artık. Yani %40'lardayız. Burada aslında kurdaki bu yükselişi de yabancı satış fırsatı olarak mı değerlendirdi hisse senedi tarafında? Ve 2022 yılında ne bekliyorsunuz? Burada bir yabancı ilgisi olabilir mi? Yoksa hakikaten bu takaslar böyle düşmeye devam edecek mi sizlere göre? Şimdi ben takasın biraz daha yabancı takasının düşme ihtimalini düşünüyorum. Belki 40'ın altını da görebiliriz ama çok fazla aşırı sonrasında düşüşler olmasını beklemiyorum. Türkiye zaten uzun dönemdir yatırım yapılamaz ülke olarak ilan edildiği için bunlar kalan yabancılar. Kalan yabancıların kurdaki hareketler sebebiyle portföyleri, Türkiye'ye ayırmış oldukları portföyleri düzenliyorlar. Yani 1,5 %1,5 pay ayırdılarsa işte kur çok sert çıktığı takdirde o 1,5 pay dolar bazında Türkiye endeksinin değeri düştüğü için 1,3'e düşünce yabancı 0,2'lik bir alımla onu yeniden 1,5'a çıkartıyor. Tam tersi dolar sert düşünce endeks bu sefer geleceli olarak dolar bazında baktığımızda bir anda artmış gibi gözüktüğünde de o 1,5 pay 1,8'e çıkınca aradaki 0,3'lük kısmı yabancı satarak yeniden 1,5'a çekmeye kalktığı için biz yabancı satışlarını yaşadığımızı düşünüyorum Perihan Hanım. Biliyorsunuz müdahale öncesinde yani döviz kur garantili mevduat hesabı modeline geçme öncesinde 18 dolar kurunu gördüğümüz zaman biz 125 dolara düşmüştük dolar bazında endekste. Model değişikliği sonrasında bir anda 172 dolara çıktık ki ondan sonraki bağlantılarımızda da işte Noel'le birlikte belki tatilde olan yabancı döndüğü gibi bu 172 dolar seviyesinde sanki para kazanmış casına bir satışa yöneleceğini ifade etmiştim. 150 dolar ve altına doğru bir iniş bekliyorum demiştim ki şu anda bu seviye 141 dolara hatta şu anda inmiş. Yabancı bu nedenle bir satış yapıyor. Tabii yeni modelin onda yarattığı belirsizlikler de tedirginlik yaratıyor olabilir. Ben yabancının 2022 yılında bu belirsizlikler aşılmadan, Türkiye'nin bir seçim sandığı açılmadan yoğun bir şekilde geri dönmesini beklemiyorum. Arada Türkiye'de kalanların işte az evvel anlattığım gibi Türkiye belirlemiş oldukları fonlarda kurların artması ya da düşmesine göre aşağı yukarı yönlü alım ve satımlarıyla sürecin geçeceğini, Türkiye ne zaman bir seçime giderse, seçimden iktidar da çıkıp güven tazelese, iktidar dışında bir parti de gelse, ondan sonraki uygulamalara göre yabancı Türkiye'de yeniden işte yoğunlaşmaya başlayabilir. Ama şu anda belirsizliklerimiz çok fazla. Bu kadar çok belirsizlik varken işte gördüğünüz gibi yabancı satışları maalesef alışlarından çok daha fazla oluyor Perihan Hanım. Peki pazartesi günü de aslında yeni yıla da yoğun başlayacağız Aydın Bey. Çünkü enflasyon datasını takip edeceğiz. Şimdi anketlere bakıyorum. Forex anketinde de Aralık ayı TÜFE tahmini aşağı yukarı %8,10. Şimdi bu çok ciddi, yani bu neredeyse artık %30'a yakın bir rakama taşıyor yıllık enflasyonu. Ama sizin beklentiniz ne ve bu beklentiler yukarı yönlü ne kadar süre daha revize edilir? Kur geçişkenliğini burada ne kadar süre daha izleriz sizce enflasyon tarafında? Şimdi bununla cevap vermek o kadar zor ki şunu hemen söyleyeyim. 30'lar civarında bir enflasyon çıkmasını bekliyorum ki ben bunu işte Ocak-Şubat aylarında bekliyorken bu son kurların yarattığı zamlar, etkiler Aralık ayına çekmiş durumda şu anda bu ciddi artışı. Şimdi biz bu yeni modelle birlikte kuru eğer 13.50'nin altında ortalama 12.5 seviyelerinde 2-3 ay tutmayı başarabilirsek
Ocak ayında da ilave belki bir artış görürüz ama Şubat ayından itibaren enflasyonda kısmi gerileme görmeye başlayabiliriz Perihan Hanım. Fakat bunu kontrol edemezsek, yani kur artışını kontrol edemezsek, yeni modellerle çözemezsek o zaman maalesef işte zincirleme zamlar ve zincirleme enflasyon artışı %30'ların da üstüne gidecek şekilde yılın ilk çeyreğinin sonuna doğru artmaya başlar. Bu endişe ettiğim bir durum maalesef. Şimdi gördüğümüz bu zamlar birçok alanda maalesef sürüyor. İşte görüyorsunuz kuru böyle indirdik ama pompa fiyatlarında ÖTV'ye aldığımız indirimi şimdi halkın pompa fiyatında zam olarak kendilerine yansıttık dün akşam. Şimdi biz bunları böyle yaparsak demir çelik sektöründe, çimento sektöründe benzer zamlar bekleniyor. O zaman enflasyonu nasıl aşağıya doğru kontrol edebiliriz? İş kontrolden çıkacak olursa ben bu işin devamında faiz artışı yapmak istemediğimiz faiz artışını ama göreceli anlamda arka planda yapılan faiz artışını resmiyette de yapmak zorunda kalabiliriz. Eğer bu olmayacaksa o zaman yapılan açıklamaların karşılıkları tam doğru çıkmalı. Merkez Bankası ya da kamu satmıyor deniyorsa satmadığını görmeliyiz. Hane halkı satıyor diyorsa hakikaten sattığını görmeliyiz. Olmayan şeyleri konuştuğumuz takdirde bunlar piyasada yaratılmak istenen güveni tam tersi zedeliyor. İşte önümüzdeki yıl içerisinde de enflasyon yüksek başlayacak. Bir aylık düşüşte de öyle açıklamalar var şu anda. Ocak ayı enflasyon düşük gelebilir diye. Bir aylık düşüş hiçbir şey ifade etmez. Kalıcı bir şekilde bunun birbirlerinden döviz etkileşimi 2-3 ayı bulur, 3 ayı bulur. Biz bu 3 aylık ilk çeyreğin sonuna doğru enflasyonun etkisine bakmamız lazım. Enflasyonda bir zirve görüp de sonra sağlıklı bir düşüş haline inmeye başlarsak bu sıkıntılı süreci bir zirve bulduk ve artık atlatıyoruz diyebiliriz. Ama bunun için öncelikle kur politikasının netleşmesi, kur seviyelerinin netleşmesi, kura olan talebin düşmesi, orada belli bir ortalamanın bu seviyelerin daha altında sağlanması lazım Perihan Hanım. Maalesef endişeli bir yılı bitirirken endişeli belirsizlikler dolunda yeni bir 2022'ye başlıyoruz. Ama umutsuz olmayın. Çünkü biz borsa ve hisseler olarak, bilançolar olarak avantajlıyız. Şu anda tedirginlik ve belirsizlikler yüzünden bu dalgalanmaları yaşıyoruz. Aşağıya doğru düşüşlerin daha az, 2022'de bulunduğumuz seviyenin üstüne yükselme potansiyelinin ben çok daha fazla olduğu görüşündeyim. Şimdi borsa tarafında soracağım ama asıl mesele enflasyon bu kadar yüksekken ve yükselmeye devam ederken kurun düşmesini nasıl sağlayacağız ve Merkez Bankası burada faiz olarak nasıl bir politika izleyecek? Yani 14'te sabit mi bırakacağız yoksa enflasyon artarken yine faizi indirmeye devam mı edeceğiz? Şimdi böyle bir sarmal var. Şimdi sorun zaten bunlar değil mi Perihan Hanım? Yani biz tüm dünyanın yaptığı gibi enflasyon inmeden faizleri indirmek için zorlamasaydık bu tablolarla karşılaşmayacaktık. Tüm dünya işte faiz arttırım sürecine başladığında faiz arttırırken biz enflasyonumuz artıyor, yüksek ve artıyor iken faiz indirmeye kalkıştık. Netice ne oldu? İşte tahvil faizlerimiz 7 puan arttı. Netice ne oldu? Mevduat faizlerimiz İlk başta 15'lerdeyken yani 14 verilen politika faizine yakın seviyelerde oluşurken 17-19-20 aralığına doğru çıktı. Yani bütün vadelerde biz şu anda faizleri yükseltmiş pozisyondayız. Kredi faizleri olarak konuştuğumuzda sektöre bir sorun piyasaya. 30'ların altında kredi faizi gören yok. 33-36 hatta daha üstündeki seviyelere erişmiş kredi faizleri konuşuluyor ki kredi bulma konusunda da sıkıntı yaşadıkları ifade ediyor şirket ya da kişilerde. Şimdi biz burada net bir şekilde bence yapılması gerekenleri yapmalıyız. Bu şekilde arka pencereden dolanarak bir iş yapmaya kalktığımızda bunun maliyeti bize çok daha fazla oluyor. Artık bunu görmüş olmamız lazım. Ama görmemekte ısrar edersek maalesef bu sıkıntılar sürmeye devam eder. Faiz politikasında nasıl düşüreceğiz kuru düşüncesi güvenli olur. Yani kamu mesela bugün itibariyle üretime yönelik yatırımlar dışında diğer bütün kamu yatırımlarını askıya aldım açıklaması yapsa misal bu bile Türkiye'nin üzerinde pozitif bir etki yaratır. Ama biz hem faizi düşüreceğiz hem kamu harcamalarını aynı boyutta arttıracağız. Bunları yaparken de gördüğünüz gibi asgari ücret, memur, emekli zamları, işte işçi çalışan zamlarını yüksek oranlarda da yaptığımız takdirde ki olması lazım. İnsanlar şu anda kurların altında, enflasyon altında eziliyor bir şekilde korunması lazım. Ama bunlar olduğu takdirde bunların enflasyona etkisinin de olacağını düşünüp
Buna göre davranmamız lazım. Biz böyle bir ortamda faizi düşürerek enflasyonu kontrol altına alma ihtimalimiz şu anda yok maalesef. Bunu umarım en kısa zamanda anlar, doğru şekilde, doğru politikalarla bu gidişata bir müdahale yaparız Feriha Hanım. Peki Aydın Bey, bu enflasyonist ortamda 2022 yılında Borsa İstanbul tarafında yeni zirveler görebilir miyiz TL bazlı sizce? Yani çok ciddi şekilde görüyoruz. Az evvel de sözümün içinde söyledim. 2022'yi TL bazında düşüş riskinin daha az ama yükseliş ihtimalinin çok daha yüksek olacak olduğu bir yıl olarak düşünüyorum ben. Yani birkaç tane etken var. Bunun bir tanesinde dünya çapında yaşanan pandemi riski Türkiye gibi bazı ülkeleri ön plana çıkaracak tedarik konusunda ve doğrudan yatırımların, üretimlerin Türkiye'ye kayması konusunda. Çin'den kaynaklı tedarik aksamalarını artık gelişmiş dünya aynı şekilde bir daha karşılarına geldiklerinde yaşamak istemeyeceklerdir. Bunun dışındaki alanlarda üretime yönlendirmeye, işte üretime kaymaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Ben birçok sektörde duyduğum Türkiye ile alakalı ciddi derecede üretim, doğrudan yatırım ya da tedarik ağlarını Türkiye'ye kaydırma konusunda görüşmeler ve işte bir hamleler başlamış durumunda. Bu Türkiye'de birçok şirketimizin cirosal olarak da, sektörel olarak da ön plana çıkmasına neden olacak. Aynı zamanda da artan kurlar sebebiyle ve enflasyon sebebiyle şirketlerin ürünlerinde zamların ciddi boyutta olduğunu görüyoruz. Bunlar bilançolarında da TL olarak çok ciddi artışlar sağlayacak. Demir çelikte, çimentoda, işte 2000 pandemiyi eğer kontrol altına alabilirsek turizm ve ulaştırma sektöründe 2022, temiz enerji alanında, petrokimya sektöründe bu alanlarda çok ciddi ben yükselişler olmasını bekliyorum. TL bazında 2022'de çok daha yüksek rekorları açığız. Ama esas olan tabii bunun dolar bazında seviyeleri yukarıya çekmemiz. Dolar bazında yukarıya çektiğimiz takdirde o zaman işte kalıcı ve esas yükselişleri yaşamış oluruz. Yoksa bir tarafta TL yükselirken dolar öbür tarafta bizi fakirleştirmeye devam ediyorsa bu gerçek anlamda bir artış demek olmuyor Perihan Hanım maalesef. Peki Aydın Bey, şimdi dolar bazında dediniz, bir iki dakikamız var ama 142 dolara tekrardan geldik endeks tarafında. Şimdi burada bir adil değer var mı size göre? Hani her şeyin bir ederi var diyoruz ama yani Borsa İstanbul'un dolar bazlı olarak ederi ne size göre? Evet, yabancılar yok. Yabancı takas oranı %40 düşük diyoruz. Yabancı olsa zaten böyle olmazdı dolar bazında muhtemelen ama nedir bizim adil değerimiz? İşte 500 doların üzerini gördüğümüz varsayımıyla diyeyim daha doğrusu. 142 dolardayız çünkü şu an. Şimdi maalesef 1990 Körfez krizi, 94 Çiller krizi, depremde yaşadığımız günler, 2001 Türkiye'ye yönelik finansal kriz, mortgage krizi. Böyle zamanlarda Perihan Hanım dibin dibi olabiliyor. İyi zamanlarda da zirvenin üstü yaşanabiliyor. Şu anda yabancının gelmediği bir ortamda bizim alt seviyeler anlamında bir adil değeri söylememiz çok kolay değil. Lakin ben uzun bir süre 150 dolar civarlarını dip olarak gördüğümüz için 150 doların üstü bizim için bir dip değer olması gerekir diye düşünüyorum. Ama kurlardaki bu oynaklıkla şu anda onun ciddi derecede altlarını da görebiliyoruz. Bizim ortalamada 500 dolar gördüğümüz en yüksek dolar bazlı seviyeye göre 200-250 dolar civarlarındaki bir seviyede biz yabancının tam girmediği ama makul bir dip oluşturmamız gerekir fikrindeyim. Bunu görür müyüz? Kurdaki oynaklıktan kurtulursak, evet, bir şekilde bunu düzenleyebilirsek 2022 içinde bu rakamları görebiliriz Perihan Hanım. Hatta inşallah da konuşuruz. Çok korkmayalım. Çok korkmayalım yatırımcı olarak. Aşağıdaki seviye riskleri daha az, yukarıda daha çok. Biz asıl işte enflasyon yansımalarının bütçelerimize, ceplerimize nasıl vuracağından korkulalım. Yoksa hisse senetleri kendilerini artan kurlara göre zaten biliyorsunuz hemen yukarı doğru çekip ayarlıyorlar, kontrol edebiliyorlar. Sorun bizim ceplerimizde oluyor Perihan Hanım. Evet. Aydın Bey, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yıl diliyorum. Yeni yılda daha keyifli, daha güzel, daha yüksek fiyatlamaları konuşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağ olun inşallah. Evet efendim, kısa bir araya gidelim. Biraz da sonrasında tabii kripto paraları konuşalım.